Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözüm videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz a good friend. Yani iyi bir arkadaş, iyi bir dost. Bununla alakalı arkadaşlar LGS'de aşağı yukarı her sene bir tane soru çıkıyor. Bakalım bizler sizler için ne tarz sorular hazırlamışız. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlıyoruz. Mary ve Olivia arasında geçen bir konuşma var. Mary sormuş, who is your best friend? En iyi arkadaşın, en yakın arkadaşın kim? She is Sheila. O demiş ki Sheila. How often do you often argue? Sık sık argue, tartışmak. Tartışır mısınız? Tartışmak. Sık sık tartışır mısın demiş. No, we get on very well. Hayır, biz çok iyi geçiniyoruz diyor. Arkadaşlar şu get on well ifadesine bakalım. İyi geçinmek demek ve son 5-6 yılın arkadaşlar aşağı yukarı tüm LGS sorularında karşımıza çıktı. İyi geçinmek. No, we get on very well. Hayır, çok iyi geçiriyoruz. Mary bir şey sormuş. We generally meet outside and drink coffee together. Genellikle dışarıda çıkıp beraber kahve içeriz. We also go shopping or watch movie at the cinema. Ayrıca dışarı alışverişe çıkıp film de izleriz demiş. We have great fun together. Birlikte, together. Birlikte, beraber. Birlikte çok iyi vakit geçiririz diyor. Peki buraya hangi soru gelmiş olabilir ona bakalım. Olivia neyden bahsetmiş? Beraber yaptıkları şeylerden bahsetmiş sevgili arkadaşlar. What is she like? O nasıl biri, nasıl bir insan diyerek karakteriyle ilgili bir soru sormuş. Bunun cevabı arkadaşlar yok metinde. How often do you meet? Ne sıklıkla buluşursunuz? Yani tam olarak onun cevabı yok arkadaşlar. Neler yaptığından bahsetmiş. Dolayısıyla hani her gün, haftada bir, iki vesaire falan gibi cevap olsaydı evet bunu doğru yanıt olarak kabul edebilirdik ama burada tam olarak böyle bir şey yok. Is she a reliable person? O reliable yani güvenilir bir insan mı? Onun da cevabını göremiyoruz. How do you spend your time together? Zamanınızı birlikte nasıl harcarsınız diyor arkadaşlar. Neler yaparsınız demek istiyor aslında. Baktığımız zaman sorumuzun doğru yanıtının D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Marta ve Melisa'ya bakıyorum. Can you describe? Describe tarif etmek. Can you describe what a best friend should be like? Sence yani bir en iyi arkadaşın nasıl olması gerektiğini tarif eder misin? I think a best friend should be blah blah and blah blah. Bence en iyi arkadaş şöyle ve şöyle olmalı demiş. She shouldn't lie to you. Sana yalan söylememeli. Lie ya da tell a lie. Yalan söylemek demek sana yalan söylememeli diyerek aslında bence burada dürüstlüğe vurgu yapmış. And share your secrets with other people. Ve senin sırlarını başkalarıyla paylaşmamalı diyor. You are definitely right. Kesinlikle haklısın demiş. Peki şu iki tane boşluğa uygun olan seçenekler hangisidir ona bakalım. Laid back and relaxed. Laid back vurdum duymaz demek arkadaşlar. Vurdum duymaz yani dertsiz, kaygısız, tasasız. And relaxed ve rahat. Pek de bundan bahsettiğini sanmıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu şıkkı hemen kafadan eliyorum. Honest and reliable. Honest, dürüst. Reliable, güvenilir. Arkadaşlar, dürüst insan her söylediği doğru olan insandır. Size asla yalan söylemeyen insandır. Güvenilir insansa sizin sırlarınızı, önemli özel bilgilerinizi arkadaşlar kimseyle paylaşmayan ve bunu kendisine saklayan kişidir. Dolayısıyla vurgu yapılan özellik arkadaşlar dürüstlük ve güvenilirliktir. Doğru yanıtımız B seçeneği. Generous and thoughtful. Evet bir arkadaş cömert veya düşünceli olabilir ama burada vurgulanan asıl düşünceler arkadaşlar dürüstlük ve güvenilirlik üzerine. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Lazy and rude. Tembel ve kaba olmalıdır diyor. Böyle bir arkadaşı herhalde hiç kimse istemez diyoruz arkadaşlar. Ve sorumuzun doğru yanıtını B olarak tescilliyoruz. Bir sonraki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar Tony ile Anthony arasında geçen bir konuşma varmış. I see that you have a good relationship. Have a good relationship, iyi bir ilişkiye sahip olmak demek arkadaşlar. Demin üzerinde durduğumuz get on well yani iyi geçinmek anlamına geliyor. Eş anlamlı ifadelerdir. Lütfen dikkat ediniz. I see that you have a good relationship with Dave. Görüyorum ki Dave ile çok güzel bir ilişkiniz var diyor. Arkadaşlık ilişkiniz. Yeah, we get on very well. Evet biz çok iyi geçiniyoruz. Yani şu iki ifade arkadaşlar. Birbiriyle eş anlamlı diyebilirim. Evet çok iyi geçiniyoruz. I don't know him well. Ben onu pek tanımıyorum. Tell me. Anlat bakalım bana söyle. He is the most reliable and honest person in the world. Dünyadaki en dürüst ve güvenilir kişidir. That's why he is my best friend. İşte sırf bu yüzden o benim en iyi arkadaşım diyor. Peki burada Tony nasıl bir soru sormuş olabilir? Ona bakalım. How does he spend his free time? Boş zamanlarını nasıl geçirir diyor. Pek bunu sorduğunu sanmıyorum arkadaşlar. What is he like?
What ne demek? Like da gibi demek arkadaşlar. Öğretmenim sevmek değil mi? Sevmenin yanında bir de gibi anlamı var. Ne gibi biri? O nasıl bir insan? Zaten 7. sınıfta da arkadaşlar, 1. ünitede hatta böyle kişilik, personality, physical appearance and personality ünitesini aklınıza getirin. Dış görünüş ve kişilik. Kişilikle alakalı arkadaşlar sorumuz bu. What is he like? What is she like? O nasıl bir insan? Karakteri nasıl? O bu dünyadaki en dürüst ve güvenilir kişidir cevabını buradan görebiliriz arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği ama diğerlerine bir bakıyorum ben. Do you often argue with each other? Birbirinize sık sık tartışır mısınız diyor. Aa, bu soruda uygun değil. How did you meet him? Onunla nasıl tanıştın? Diyerek bir hikaye anlatılmıyor arkadaşlar cevabında, tanışma hikayesi. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı what is he like? Yani B seçeneği. What should a true friend be like? İyi bir arkadaş nasıl olmalı? I mean, şunu demek istiyorum, şunu kastediyorum, kastetmek, demek istemek. I mean, which personal traits? Personal traits, kişilik özellikleri. Kişilik özellikleri. Which personal traits should a true friend have? İyi bir arkadaş nasıl kişilik özelliklerine, hangi kişilik özelliklerine sahip olmalı? I think he should be honest, reliable and supportive. Dürüst, güvenilir ve destekleyici olmalı diyor arkadaşlar. Baktığım zaman öncesinde ne sormuş olabilir? Murphy ne sormuş olabilir? I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. He likes hanging out with his friends. Arkadaşlarıyla takılmaktan keyif alır. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Neyi kastediyorsun ki? Sorumuzun oryantı bu. Şunu demek istiyorum. İyi bir arkadaş nasıl bir kişilik özelliklerine sahip olmalıdır diyor. Sorumuzun oryantı C seçeneği. He often argues with his classmates. Sık sık arkadaşlarla tartışır. Cevabı da pek uygun değil arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun oryantı C seçeneğidir diyoruz. Brian and Brian's dad. Brian and Brian's dad. Brian ve babası arasında bir konuşma geçmiş. Brian demiş ki, our teacher said friendship is one mind in two bodies. I didn't understand what he meant. Öğretmenimiz dedi ki, arkadaşlık, dostluk bir iki bedende bir zihin gibidir, bir akıl gibidir, ortak akıl gibidir. İki bedende, iki farklı bedende tek bir düşüncedir demiş aslında arkadaşlık. I didn't understand what he meant. Onun neyi kastettiğini, neyi söylemeye çalıştığını anlamadım demiş. Brian'ın babası da diyor ki, he wanted to say friends think same, have same hobbies and interests. Arkadaşlar aynı düşünürler. Benzer hobilere sahiptir, aynı hobilere sahiptirler ve aynı ilgilere sahiptirler. Yani iki farklı beden olmasına rağmen düşünceleri, yapıları aynı. Dır. They are like brothers, onlar or sisters, but they live in different bodies. Onlar kız kardeş ya da erkek kardeş gibidir. Yani onlar kardeş gibidirler ama farklı bedenlerde yaşarlar gibi bu açıklama yapmış. I got it, I see it. Anladım demiş. Brian babası da, Brian devamında bir şey söylemiş ve babası da that's true, bu doğru diyerek oğlunu onaylamış. Peki Brian burada ne demiş olabilir? I got it, yani anladım dedikten sonra. We have nothing in common. Have in common, ortak bir şeylere sahip olmak demek. Ortak bir şeylere sahip olmak. Babasına, baba seninle bizim hiçbir ortak yönümüz yok demiş olamaz. Arkadaşlar bu durumda bunu saymıyoruz. They are strangers to you. Strangers, yabancı. Onlar sana yabancı gelir. Yabancılardır. Olmaz arkadaşlar. They are not your buddies. Onlar senin kankaların, dostun, arkadaşın değillerdir. Bu da olmaz. They are just like you and you are just like them. They are just like you. Onlar tıpkı sen gibidir. You are just like them. Sen de tıpkı onlar gibisindir demiş arkadaşlar. Ve burada babasının yaptığı açıklamayı onaylayan bir cümle kurmuş. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir diyoruz. Marta, hey Kathy, we are going out to celebrate Donna's birthday. Would you like to join us? Biz Donna'nın doğum gününü kutlamak için dışarı çıkıyoruz. Bize katılmak ister misin demiş. Kathy de, who is coming with you? Seninle beraber kim de geliyor? Jason, you and me. Jason, sen ve ben diyor. I'm sorry but I don't want to attend the party. Özür dilerim ama bu partiye katılmak istemiyorum. Why not? What is the matter? Neden diyor. Sorun ne? I don't get on well with Jason. Jason'la iyi geçinmiyorum, anlaşamıyorum diyor. Get on well, iyi anlaşmaktı. Jason'la pek anlaşamıyorum. We depend on each other. Depend on, count on, rely on ya da trust. Hepsi aynı anlama gelen kelimeler arkadaşlar. Ne demek bunlar? Güvenmek.
We depend on each other. Each other da birbirlerine. Biz birbirimize güveniriz. Hayır, Jason'la iyi geçinemiyorlarmış. Biz birbirimize güveniyoruz. Pek de örtüşmedi sanki. Bu yüzden A'yı eliyorum. We share similar likes and dislikes. Biz benzer sevdiğimiz şeyler, sevmediğimiz şeyler benzer demiş arkadaşlar. Jason anlaşamıyor. Demek ki pek ortak yönü yok. We have nothing in common. Nothing hiçbir şey demek. Bizim onunla hiçbir ortak noktamız yok diyor arkadaşlar ki sorumuzun doğru yanıtı zaten. C seçeneği. We are great buddies. Biz çok iyi kankalarız diyor arkadaşlar. Hayır, Jason'la anlaşamadığından dolayı demek ki hiçbir ortak yönünün olmadığına vurgu yapması lazım. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği diyoruz. Karim demiş ki I have lots of friends that I get on well with. Anlaşabildiğim bir sürü arkadaşım var. I like hanging out with them. Onlarla takılmayı seviyorum. I never tell lie. Tell lie, yalan söylemek. Ya da lie tek başına kullanabilir. I never tell lie to them or share their secrets with others. Ben onlara asla yalan söylemem ve onların sırlarını başkalarıyla paylaşmam diyor. I always try to be with them when they are in trouble. Trouble, sıkıntı, keder, elem demek. Sıkıntı ya da keder. Onlar ne zaman bir sıkıntı içerisinde olsa, yani ne zaman başları belaya girse, ben her zaman onlarla birlikte olmaya çalışırım. Şimdi baktığınız zaman sırlarını tutuyor. Kimse asla yalan söylemiyor. Zor günlerinde başları beladayken sürekli onlarla olmaya çalışıyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi de seviyor ve bir sürü arkadaşı var. Böyle bir çocuktan düşün. Böyle bir çocuk hakkında konuşacağız şimdi. What can't we say about Kareem? Biz Kareem hakkında neyi söyleyemeyiz? He's a supportive boy. O destekleyici bir çocuk. Evet. Nasıl anlıyoruz bunu? Supportive olduğunu arkadaşlar. Şöyle. I always try to be with them when they are in trouble. Sıkıntıda olduklarında sürekli ben onlarla olmaya çalışırım ifadesi bana arkadaşlar supportive olduğunu gösteriyor. He likes spending time with his friends. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Evet, şurada I like hanging out with them demişti. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum demişti. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. He is honest as well as reliable. As well as olduğu kadar demek. O güvenilir olduğu kadar aynı zamanda dürüst birisi. Nasıl anlıyoruz? Asla yalan söylemiyor ve onların sırlarını kimseyle paylaşmıyor. Dolayısıyla evet, iki özelliğinde de olduğunu söyleyebiliriz. He always cheats his friends. Cheat, aldatmak, kandırmak. Kopya çekmek gibi bir anlamı da var arkadaşlar. Hile yapmak gibi bir anlamı da var. Aldatmak, kandırmak. Buradaki anlamıyla aldatmak, kandırmak diyoruz. Arkadaşlarını sürekli kandırır diyemeyiz. Çünkü baktığımız zaman Kerim genelde olumlu özellikleriyle ön plana çıkan bir arkadaşımız. Bu yüzden onun hakkında D'yi asla söyleyemeyiz. Find the irrelevant answer. İlgisiz, alakasız cevabı bulalım diyor. Şimdi A kişilere sürekli sorular sormuş. B kişilere cevap vermiş. Bakalım hangi B cevabı A'ya uygun değil. Why is he a good friend? Neden o iyi bir dost? Neden o iyi bir arkadaş? Because he always backs me up. Back up, arka çıkmak, desteklemek demek. Çünkü o bana her zaman arka çıkar diyor. Yani destekler beni diyor. Evet, iyi bir arkadaş olması gereken özelliklerden bir tanesi de arkadaşlarının desteklemesi. Dolayısıyla bu mantıklı. What is your friend like? Senin arkadaşın nasıl bir insan? What is he like? What is she like? Sorusunun uzatılmış hali. Nasıl bir insan? He is generous and helpful. O yardımsever ve cömert demiş arkadaşlar. Generous, cömert. Helpful da yardımsever anlamına geliyor. Dolayısıyla bu soruda yanıtla birbiriyle örtüşüyor. What does your best friend like? Burada does olması arkadaşlar bu sorunun fiil cümlesi olduğunu anlamına geliyor. Dolayısıyla burada like'ın sevmek anlamını kullanacağız. Senin en yakın arkadaşın neyi sever? Buradaki fark ne? Is varsa arkadaşlar burada like'ın gibi anlamının olduğunu düşüneceğiz. Çünkü is olan cümleler isim cümlesidir. What is your friend like? Arkadaşın ne gibi biri? Does varsa bir cümlede do zaten kelime anlamına, yapmak anlamına geldiğinden burada like'ın fiil yani eylem anlamını kullanacağız. O da arkadaşlar sevmek zaten onu biliyorsunuz. Ne sever? En yakın arkadaşın neyi sever? O işte arkadaşlara takılmayı, alışveriş yapmayı, gezmeyi, tozmayı sever gibi bir cevap arıyoruz. Ama burada we count on each other. Biz birbirimize güveniyoruz diyor. Count on güvenmekti. Biz birbirimize güveniyoruz. Pek de mantıklı olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Ki dolayısıyla aslında sorumuz doğru yanıtı bu. Bu mu diye kontrol etmek amaçlı bir de D'ye bakalım.
What do you do together? Together birlikte, beraber demek. Birlikte siz ne yaparsınız? We usually go to the mall or eat out. Biz genellikle mall, yani shopping mall, alışveriş merkezine gideriz ve dışarıda yemek yeriz diyor. Evet, sorunun doğru yanıtı burada da örtüşüyor. Ama arkadaşlar, C şıkkında soruyla cevabın pek de örtüşmediğini görüyoruz. Arkadaşlar, bunun dışında ne tarz sorular çıkar? Mesela birileri, bazı arkadaşlar birinin hakkında yorumlar yapmışlardır. İşte derler ki o şöyle dürüsttür, böyle güvenilirdir, böyle boş zamanlarımızda işte sıkıntı olduğumuz zaman yanımızda olur. Biri der ki işte hiç asla sır tutmaz vesaire vesaire vesaire. Soru kökünde şu da olabilir mesela. Diyebilir ki kim bu kişi hakkında olumsuz bir şey söylemiştir ya da kim onun hakkında olumlu bir şey söylemiştir gibi gibi yorumlarda bulunabileceğiniz sorular karşınıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Zaten iyi bir arkadaşın özellikleri başlıklı videomuzu da izlerseniz, onunla alakalı konu anlatımımızı da izlerseniz arkadaşlar, bu tarz soruları da kaçırmayacağınızı ve rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyoruz ve bu haftaki sorularımızı da sonlandırıyoruz diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.